Bu ne saçma okey? Yapabilirsin. Çok iyi açılıyor ya. Elleri olmayan kişilerin bu kapıyı açma şansı maalesef yok. Eğer engelli banyo sorunlu ise engelli odası olur. Geçiş doğru. Ben bunu anlata anlata birilerine öğreteceğim inşallah. Neden bu yapılıyor anlamıyorum. Burada niye yapılıyor? Umarım bu videodan sonra bunu düzeltirler. Ağacıkların ipi yok. Çok enteresan. Benim için neresi yerler? Oralarda maalesef bir sorun var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Antalya Kemer'deki Rixos Sungate Oteli'nin engelli oda incelemesini yapacağım sizler için. Eşimle beraber yapacağız daha doğrusu. Bakalım Rixos Sungate gibi büyük bir otelde engelli odası doğru yapılabilmiş mi? Olması gereken şeylere dikkat edilmiş ve ona göre organize edilmiş mi? Hadi gelin şimdi oda incelememize geçelim. Eşim bir kart alabilir miyim? Teşekkür ederim canım. Evet, burasını söyleyeyim. Burası tekerlekli sandalyeyle aşağıdan bakabilmeniz için doğru bir delik. Oh, kapı çok ağır. Bu ne saçma okyan? Odaya giremedim. Sandalye geçeceğim. Yapabilirsin. Bu videoyu izleyen herkes işim neden yardım etmiyorsun diye bana kızacaklar. Hayır, ne alakası var sevgilim? Yani sonuçta bu, biz burada nelerin yanlış olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ve bu kapı üstüme geliyor, mezarlık gibi. Bunu kartı yerine takıyorum buraya. En azından bu aşağıda güzel. Abi çok güzel açılıyor ya. Bir sandalye yamuldu neredeyse. Gel sevgilim, gel. Kapat üstüme. Bırakırsam ezilirsin de. Evet arkadaşlar, şimdi odanın içine geldik. Genel olarak bir göz gezdirelim. Ondan sonrasında da engelli banyosu kısmına bakacağız. Zaten eğer engelli banyosu uygun değilse engelli odası olmuyor bence zaten. Yatak yükseklikleri vesaire bunlar fena değil. Burada bir dinlenme alanı koymuşlar. Evet, burada bir balkon teras var. Güzel. Geçiş. Geçiş. Güzel soru. Bakalım. Evet. Geçiş doğru. Bunu doğru yapmışlar. Aa, burası biraz yüksek gibi ama geçilir. Geçilir. Mantıklı. Kapı genişliği ve tümsek mantıklı. Buraya bir masa koymuşlar. Evet, buradan masaya geçilebilir. Hadi gel gidelim engelli banyosuna bakalım. Gel karışık. Asıl önemli orası. Oh, oh! Arkadaşlar ben bunu anlata anlata birilerine öğreteceğim inşallah. Gördüğünüz gibi gene tokmaklı bir kapı. Ve ben bunu böyle tek elimle tutup açamayacağım. Eşim bu kapıyı açabilir misin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, benim gibi ellerini tutamayan, hatta elleri olmayan kişilerin bu kapıyı açma şansı maalesef yok. Ve Rixos Sungate'e bence yakışmamış. Genel olarak incelemesini yapacak olursak, burası refakatçi için ayrılmış. Lavabo yüksekliği makul. Ben bir de şunu anlayamıyorum Yeşim. Arkadaşlar şimdi bu musluk açmak için pratik olsun diye yapmışlar ama yüzünüzü yıkarken gözünüze çarpabiliyor bu. Saçma bir şey. Yani neden bu yapılıyor anlamıyorum. Hani kolaylık olsun. Peki çözümü ne? Çözüm mü? Evet. Neydi? Dokunmatik. Göstermetik. Ne deniyor ona? Dokunmatik. Sensörlü. Sensörlü. Sensörlü ya, bu kadar basit. Buraya fönü koymuşlar. Güzel. Alınabilir. Ayna. Ayna, yatay bir ayna. O da güzel. Burada elektrik var vesaire, burası olması gerektiği gibi. Sadece muslukta bir sorun var. Tuvalet kısmına gelelim arkadaşlar. Tuvalet kısmında buraya kol koymuşlar. Ben şunu sormak istiyorum. Burada zaten duvar var. Düşse buraya düşer adam. Burada niye kol yok? Burada olması gerekiyor. Bu kolun buraya takılmış olması gerekiyor. Umarım bu videodan sonra bunu düzeltirler. Ve ne yok Yeşim? En önemlisi. Acil durum. Acil durum ipi yok. Ya ben anlamıyorum ya. Bunlar nasıl ruhsatlanabiliyorlar bu şekilde? Çok enteresan. Çok enteresan. Oraya erişilebilir. Bu mantıklı. Bak buraya. Burası güzel. Tuvalete bakar mısın? Yüksekliğe bak. Buraya oturduğun zaman böyle ayakların burada sallanıyor falan böyle.
Engel tuvaletleri bu kadar yüksek olmak zorunda değil. Evet, akülü tekerlekli sandalyeler yüksek, oradan geçiş için falan ama yere ayaklarınız değmediği zaman, özellikle de vücudunuzda bel dengeniz vesaire benim gibi zayıfsa bu iş çok zor arkadaşlar. Banyo kaç puan aldı sence? Tuvalet yüksekte. Tuvalet yüksek. Yan tarafta düşme riski var. Bence bunu izleyenler değerlendirsin, izleyenler puan alsın. Evet arkadaşlar, puanlarınızı yoruma yazarsınız. Ama bence şuraya söylemeliyiz taksimde. Evet, onu otele söyleriz. Letonya'ya söyledik, yaptı. Letonya otel bu konuda hassas davrandı ve müdahale etti. Bakalım Rixos ne yapacak? Dolabı açalım. Güzel. Evet. Bak güzel. Budur. Evet, aşağıda. Budur. Olması gereken budur. Bravo. Diğer dolabın kapağını merak ediyorum. Evet. İşte budur. Dolap sınıfı geçti ama en çok vakit geçireceğim yer tuvalet ve banyo. Benim için en riskli yerler. Oralarda maalesef sorun var. Işığa aydınlığa gidelim. Gel karıcığım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yeşim'le beraber bir oda incelemesi videosu daha tamamladık. Pek çok eksik gördük. Bunları da videoda söyledik. Umarız engelli turizmi adına bunlar dikkatle karşılanır ve önemsenir ve düzeltilir. Sizlerden de yorumlarınızı, mesajlarınızı, beğenmenizi, paylaşmanızı, desteklerinizi bekliyoruz kısaca. Lütfen yorum yapın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi yemeğe gidelim. Hadi gidelim yemek yiyelim. Sen bu ağaçlarda hareketleri yapmaya devam et.